Sırada yengeçler var. Sevgili yengeçler, yengeç burcu olanlar, yükseleni yengeç olanlar bu haftayı nasıl karşılıyorlar? Onların hangi alanında zorluklar var? Yo hayır. Yengeçler çok bu hafta çok mutlu. Ama yine de dikkat etmeleri gereken bir şey var mı? Diğer tabloyu da bir görelim bakalım. Sevgili yengeç bu hafta seni neler bekliyor? Şimdi onların bir kere girişimci e, li ve girişimci her alan alanı. ...ortaya çıkacağı için yeni işlere başlayabilirler. Süper. Çok girişimci bir ruh haliyle yaşamda yol alacak. Çevrelerindeki... İlişkiler için de aynı mı? Sadece aynı. iş mi ilişki mi? Hem iş hem iletişim. Ee, özellikle e, çevrelerindeki kişilerle ilişkileriniz değişim gösterecek. Hı hı. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olacak. Şimdi yengeçler ve yükselen yengeçler haftaya başlarken... Ee, yaşadığınız bazı zorlayıcı durumları gözünüzde büyütürken artık bunun bir önem arz etmediğinin farkına varacaksınız. Hmm. Birisi için bu bir arkadaş olabilir, bu bir partner olabilir, bu bir eski eş olabilir, bu eski sevgili olabilir. Eskide kalan ve uğruna gözyaşı döktüğünüz, uğruna üzüntüler yaşadığınız, uğruna yıprandığınız kişileri dönüp diyeceksiniz ki ya iyi ki seninle yolumu ayırmışım. Daha önce kahrederken, isyan ederken şimdi, şimdi şükredecek. Haftanın beş gününde. Tamamıyla şükredecek. Ve aynı zamanda gündelik yaşamlarında bir tek öfkeli olmasınlar. İş hayatlarında birlikte çalıştıkları, iş arkadaşlıklarıyla ilgili ve alakalı öfkeli davranışlar sergilemesinler. Aynı zamanda aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber kuracağınız bağlantılar, telepatik bağlar ilişkinizin çok güçlenmesine, aynı şeylerden keyif almanıza, birlikteliğinizin ve beraberliğinizin dengelenmesine önemli ve uyumlu yönde etki edecek. Dolayısıyla evli olanlar, ilişkisi olanlar, partnerleriyle birlikte hayata aynı pencereden bakıyor olmanın içsel, ruhsal güvenini, uyumunu ve huzurunu net yaşayabilecekler. Harika. Peki yalnız olanlar <laughs> bu hafta arkadaşları vasıtasıyla katılacakları ortamlarda yeni kişilerle tanışabilirler ama kendi zihinlerine, enerjilerine uygun olmayan kişilerin olduğunu fark edebilirler. Bunu bir şanssızlık olarak görmeyelim. Daha iyisi gelecektir. Daha önemlisi gelecektir. Daha değerlisi gelecektir. Demek ki zamana ihtiyacımız yani, var. Yani bir yengeç bu hafta biriyle tanışırsa doğru insan değil mi? E, o e, doğru demi insan demeyelim de insanın doğruları vardır muhakkak. O elektriği alamayabilir. Uyumsuzluk olabilir. Uygun zaman değil Uygun yani. zaman değil. Kesinlikle. Yani yengeç tutku kadınıdır. Yengeç tutku erkeğidir. Kendindeki tutkuyu tanıdığı kişi de hissedemeyebilir. Ya paracı görebilir, ya cimri olduğunu fark edebilir. İstediğini bulamayabilir yani. İstediğini bulamayabilir. Yani <laughs> istediğini bulamadığı insan bir talihsizlik değildir. Bu da büyük bir talihtir. En kısa sürede başlamadan tanımak en büyük ödüllerden biridir. Peki sağlıkları nasıl, işleri nasıl yengeçlerin? Ee, şimdi genel anlamda sağlıkta beş yıldız ama özellikle öfkeye dikkat edin dedik. Stres, sinir sistemlerini bozmasınlar akıl sağlığı, beden sağlığı gibi çok önemli. Yani ruh sağlığınızı yıpratacak hiçbir şey yapmayın. Ne olur bu hafta ruhunuzu çok önemseyin. Ruhunuza iyi gelen müzikleri dinleyin. Ruhunuza iyi gelen filmleri izleyin. Ruhunuza iyi gelen kişilerle sohbet edin. Tamam pandemiden dolayı kimseyi evimize davet edemiyoruz. Kimseyle konuşamıyoruz. Ama telefon denilen bir cihaz var. Onda da sohbet edebiliriz. Görüntülü, görüntülü konuşmak var. Görüntülü konuşmak var. Aynen annelerimizle, Vallahi. yakınlarımızla sürekli ben bile seni görüntülü arıyorum, özlüyorum. Canım benim. Canım Şimdi benim. Bir şey söyleyeceğim. Yengeçlere diyorsun ki eğer bir partner tanıdıysanız şu anda siz istediğiniz bir ilişki olmayabilir ama hayal kırıklığına uğramayın diyorsun. Özellikle sinir sistemlerine çok dikkat etsinler diyorsun. Evet, aynen kesinlikle. Aşk hayatındaki sürpriz gelişmeler, bu bahsettiğin gelişme mi yoksa değişik farklı bir gelişme olur mu yengeçlerin hayatında? Ee, Valla işleriyle alakalı kazançları çok gelişecek, parayı bol kazanacağınız, sürpriz kazançlar elde edeceğiniz, fırsatlar elde edeceğiniz bir haftadasınız. Çok verimli sizin için. Bak ben bile çok enerjik başladım bu haftaya. Çünkü neden? Yükselenim yengeç. İnanılmaz. Biz makyaj odasında göbekler atıp girdik yerine. Aynı güzel. tabi tabi Sevgili seyircilerimiz, sevgili yengeçler enerjiniz bol olsun, güzel bir hafta olsun. Bakalım 2021'de sizi neler bekliyor? Spotumuzu da biraz söyleyelim. sonra konuşacağız. Spotunu da alalım ve hemen aslanlara geçelim. Öfkeden uzaklaşın. Evet. Demek ki öfkelince şeyler yaşayacak. Yani bazı insanlarla fikir ayrılığı olabilir. Bu daha çok sosyal ve iş çevresinde çalıştıkları kişilerde olabilir. Peki. Kimseye öfkelenmeyin.